Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere New Jersey'nin Neptune bölgesinde olan güzel bir townhouse'a getirdim arkadaşlar. Güzel, şirin bir lokasyonda olan bir townhouse'a getirdim arkadaşlar. Townhouse nedir derseniz birleşik evler. Bu şekilde bakın yan yana böyle gidiyor. Ama lokasyon çok güzel. Arkam bakın orman. 3 yatak odalı, 3 tuvaletli bir evi geldim şimdi göstereyim. Gelmişken erken geldim. Sizlere de tabii bu evi göstereceğim arkadaşlar. İçini bir dolaşalım. Evi göstereyim. Ev hakkında biraz sizlere göstereyim. Konuşalım. Kaç paradır, nedir, ne değil, ne gerekiyor bu gibi evleri kiralamak için. Bölge hakkında biraz konuşalım. Haydi bakalım içeriye girsin. Evet arkadaşlar, evimiz bu şekilde. Oturma salonumuz yeni boyandı, yerler yeni yapıldı. Şuradan ön bahçeye çıkabilirsiniz. Evimiz bu şekilde. Şimdi evi ben size gösterirken aynı zamanda ev hakkında biraz konuşalım. Eve 3700 dolar istiyorlar arkadaşlar. 3 yatak odalı dediğim gibi ve 3,5 banyo tuvalet var. Bir half dediğimiz, yani 3,5 da half'i burası oluyor, yani tuvalet oluyor. Tek alt katta mutfağı, oturma salonu, yemeğinizi yersiniz. Bakın çok ferah, çok büyük. Az önce müşterilerim de onu söyledi zaten. Çok güzel, çok beğendiler. Çok ferah buldular. Bakın burası da böyle mutfağımız bu şekilde. Buzluğumuz, gaz ocağımız ve in-house laundry'miz var arkadaşlar. Çamaşırhanemiz var. Yani hiçbir yere gitmenize gerek yok. Direkt burada çamaşırlarınızı koyarsınız. Kurutma makinesi de var. Kocaman bakın dolabınız var. İçine eşyalarınızı koyabileceğiniz. Burası birinci kat. Şimdi ikinci kata doğru ilerleyelim. Depozit alıyorlar arkadaşlar burada. Bir, 1,5 genelde depozit oluyor. 5500 dolarlık bir depozito vermeniz gerekiyor. Ve 3700 dolar da kiranızı vermeniz gerekiyor. Önden bu eve girebilmeniz için. Eve girmek için neler gerekiyor derseniz. Kredi skoru gerekiyor arkadaşlar. Ve çalıştığınız yerde maaş bordroları gerekiyor. Yaklaşık 6 aylık bir maaş bordrosuyla ve iyi bir kredi skoruyla bu eve rahatlıkla girebilirsiniz. Eğer depozito verebilirseniz tabii ki. Genelde bu gibi evlerde ne arıyorlar? 3700 ise 2 katı. Kiranın 2 katı bir geliriniz olmanız gerekiyor. Tabii burada tek kişi kalmayacağınıza göre 3 kişi kalsanız rahatlıkla o parayı çıkarabilirsiniz, gösterirsiniz ve bu eve kiralayabilirsiniz. Peki Türkiye'den geldim abi. Bu da diğer odaydı. Bunu da göstereyim. Bakın ne kadar büyük. Tavanlara baksanıza ne kadar büyük. Bakın. Burası da kıyafet. Arkadaş az önce dedi. Ben burada kalırım ya dedi. Koskocaman. Vallahi kalırsınız. Bakın. İçine yürüdüm ben. Burada kıyafetlerinizi asarsınız. Bakın boydan boya. Ne kadar büyük. Oldukça büyük bir dolabınız var. Şimdi buradan banyo tuvalet göstereyim. Bu da benim. Yes. Banyo tuvaletimiz. Bu şekilde manzaraya doğru banyomuzu yaparsınız. Keyif yaparsınız. Yani çok beğendim bu evi ben de. Biraz bunlar değişseydi mal sahibi çok iyi olurdu. Orada duş yaparsınız. Orada banyomuz var. Burada da duşumuz var arkadaşlar. Yine tavanlar çok büyük. İlerleyelim. Dolabınız yine burada var. Şimdi ben hiç kapatmadan böyle devam edeceğiz. Bu da ikinci oda. İkinci kattayız. İki tane odamız var. Yani burada kalacak olan 3 kişi kalsa burada rahatlıkla herkesinin bir tane tuvalet ve banyosu var arkadaşlar. Rahatlıkla kalabilirsiniz. Rahatlıkla 1000 dolar da verirsiniz. Burada 3 arkadaş, 4 arkadaş kalabilir 1000 dolarla. Neden derseniz çünkü elektrik suyu da vereceksiniz, gazı da vereceksiniz. O yüzden 1000 dolara yuvarladım. 4 kişi 1000 dolar, 4000 dolar işte rahatlıkla bu evde kalabilirsiniz. Şimdi üçüncü kata çıkıyoruz. Evet bir kat daha var. Çıkıyoruz. Peki Türkiye'den gelen arkadaşlar nasıl böyle bir yer kiralayabilir? Az önce gelen arkadaşlar Türk'tü mesela. Burada restoranda çalışacakları için onların restoran sahibi burasını kiralayacak aslında. Kağıtta o olacak. Onlar da kirayı restoran sahibine verecekler. Veyahut da artık nasıl bir anlaşma yaptılarsa maaşlarından düşecek ve mal sahibine sadece restoran sahibiyle muhatap olacak çünkü o kiraladığı için. Onun ismi olacak yani her yerde. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer türlü buraya geldiğinizde bir banka açarsınız.
Orada size bir kredi kartı verir. O kredi kartına yavaş yavaş kredi skorunuzu yaparsınız. Ama zaman alacak. Zaman alacak kredi skorunuzu build yapmanız gerekir. Ondan sonra bankaya da paranız olur. Rahat rahat böyle bir yeri kiralamaya başlayabilirsiniz. Bu da 3. katta bulunan odanın duşu arkadaşlar. Evet. Bu da dolabımız yine. Ve boiler room dediğimiz ısıtıcılar falan var burada. Ses gelmiyor. Az önce çalışıyordu, merak etmeyin. Ses gelmiyor. Yani burada kalan arkadaş bam 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 edeceğini sanmıyorum. Biraz önce çalışıyordu. Biz bu odadaydık. Hiçbir şey duymadık. Ama onu da sordu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün evi sizlere 5 dakikada gösterdim. Aşağı doğru iniyoruz. Evet arkadaşlar, New Jersey'ye gelecekseniz, bu ve bunun gibi evlere bakmak istiyorsanız, satın mı almak istiyorsunuz, kiralamak mı istiyorsunuz, benle Hakan Tulan'la iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Alta bütün bilgilerimi bırakacağım. Keller Williams'da çalışıyorum. Bu bölgelerde sizlere kesin yardımcı olabilirim. Veyahut da işverenseniz işçilerinize de ev bulabilirim arkadaşlar. Alta bütün detayları bırakıyorum. Videoyu beğenmişseniz bir beğeninizi alırım. Bir de paylaşırsanız arkadaşlarınıza, akrabalarınıza çok çok sevinirim. Amerika'daki dostunuz ve ayrıca Amerika'daki emlakçınızım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası da park yeriniz. Ön taraftan da bu şekilde gözüküyor. Çok şirin, çok ferah ve çok güzel. Park yerleriniz de özel. Her eve 2 tane park yeri veriyorlar. Misafirleriniz de karşı tarafa park edebiliyor dilediğince araba. Bakın arkadaşlar, mangallarını koyuyorlar, çiçeklerini koyuyorlar. Havamız da çok güzel, cillop. New Jersey'de bir günümüz böyle geçiyor. Sizlere ev göstermeye devam ediyorum. Temiz bölgelerde, güzel, kaliteli bölgelerde siz değerli arkadaşlarıma, müşterilerime ev bulmaya devam ediyorum. Haydi bakalım. To the next 3 yatak odalı bir evi gezeceğiz. Neptune bölgesindeyiz. New Jersey'nin orta kesimindeyiz arkadaşlar. Orada güzel bir kirada olan bir evi şimdi sizlere göstereceğim. Şu anda müsait, gelip burayı kiralayabilirsiniz. Göstereceğim. Siz de benimle beraber gelin. Hadi video başlasın. Bir evi turlayalım sizlere. Bu ev hakkında biraz ve bölge hakkında biraz konuşalım. Hadi video başlasın. Evet. Evimize giriyoruz. Oturma salonu. Kocaman bir oturma salonu bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu evin kirası 2850 dolar ayda. 1,5 depozit istiyorlar arkadaşlar. Buraya girmek için 1,5 depozit artı 2850 verirseniz bu gibi eve girebilirsiniz. New Jersey'nin orta kesimindeyiz. Neptune bölgesi oluyor arkadaşlar burası. Haritadan bakarsanız görebilirsiniz. Yani burası için bu kira oldukça iyi aslında. Buraya girebilmeniz için kredi skoru arıyorlar, maaş bonosu arıyorlar arkadaşlar. Ve daha önce başka bir yerde kalıyorsanız oranın bir belgesini, bir kağıdını istiyorlar. Oradaki mal sahibine, ki zamanında ödüyordunuz, temiz kiracıydınız sanız. Ama varsa o. Yoksa sıkıntı yok. Kredi skorunuz varsa, kredi skorundan nasıl bir kredi skoru istiyorum abi diye bir sorular geliyor Instagram'da. Arkadaşlar 650 ve üzeri gibi yerler gibi kredi skorunda bu gibi yerlere girme olasılığınız artıyor. Tabii 700'lerdeyseniz çok güzel oluyor. Maaş bordunuzda varsa son 6 aylık rahatlıkla bu gibi eve girebilirsiniz. Tabii böyle bir evde yaklaşık 3 kişi yaşayabilir. Çünkü 3 yatak odalı dediğim gibi. 3'e bölüyorsunuz kirayı. Aynı şekilde maaşlarınızla 3'e böldüğünüzde rahatlıkla ödeyebilirsiniz burayı. Bakın şurası dolabı. Bu birinci yatak odası. Gördüğünüz gibi. İkinci yatak odasına doğru gidiyoruz. Her ay kiralar yükseliyor arkadaşlar. New Jersey'de kiralar yükselmeye devam ediyor. Amerika'ya gelecekseniz New Jersey bölgesinde emlakçıyım. Keller Williams'da arkadaşlar. Yardımcı olmaya seve seve yardımcı olabilirim sizlere. Konuşamıyorum da artık. Müşteriler az önce kaçtı. Bayağı bir konuştum onlara. Bayağı bir soruları vardı çünkü. Suyu da arabanı unuttuk. Su içelim. Bakın bu da çok değişik bir dizayn yapmış. Şurada kullanan arkadaş bu tuvaleti kullanabilir. Bu kapıyı kapatır. Özel olur onun için bir tuvalet. Tabii o arkadaş da burayı kullanacak. Şurada kalan arkadaş ise, arkamda kalan, yatak odasında kalan arkadaş ise, bakın bu tuvaleti kullanıyor. Bu kapıyı kapatınca özel oluyor o da. Ve bu da banyo arkadaşlar. Banyosu da şu şekilde. Herkes bir banyoyu kullanıyor. 3 kişi bir banyoyu kullanıyor. Yani bu kapı açık kalabilir veyahut da kapatabilirsiniz. Özel olarak olur. Evimiz bu. Aslında kısa bir video oldu sizler için. Ama kira arkadaşlar
Çok soru geliyor. Amerika'ya taşınan da çok arkadaşlar var. Abi kiralar nedir? Bu gibi daireyi almaya çalışırsanız arkadaşlar, şu anda bu bölgelerde bu ev yaklaşık 300 bin dolara girer arkadaşlar. 300 bin dolara alırsınız. Eğer paranız varsa cash de alabilirsiniz veyahut da mortgage de alabilirsiniz. 3 bin dolara alırsınız. 2850'ye ayda kiralarsınız. Elektrik, su, gaz hepsini kendini ödüyorsunuz. Mal sahibi de HOA. Yani buranın bakım parasını ödüyor. Yaklaşık onlar da bölgeden bölgeye değişiyor. 150 ile 300 dolar arası bakım paraları oluyor. Bu da 3. yatak odasıydı. Gördüğünüz gibi bu en küçük yatak odası oluyor. Evet, dairemiz bu. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu kiralarla ilgili? Daha yorumlara yazın arkadaşlar. Siz olsanız bu evi kiralar mıydınız arkadaşlar New Jersey bölgesinde? Bu paraya eder mi sizce bu? Kaldığınız ülke neresiyse, şehir neresiyse yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizin bölgenizde bu gibi tarz ev, townhouse arkadaşlar kaça kiralanır? Bir bakalım enflasyon var mı yok mu, nereye doğru gidiyoruz? Beraber konuşalım, tartışalım. Instagram'a Hakan Tuğan'da beni eklerseniz oradan güzel hikayeler paylaşıyorum. Amerika'daki hayatımla ilgili hem özel olsun, gezmeler olsun. Her tarafı dolaşıyorum arkadaşlar. Walmart olsun, alışveriş olsun, araba galerileri, oralara atıyorum hikayelere. Instagram'a Hakan Tuğan'da beni takip ederseniz çok çok memnun olurum. Yorumlara da bekliyorum. Videoyu beğenmişseniz bir beğeninizi alırım. Abone değilseniz de kanala ne bekliyorsunuz? Videoyu çektim size. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olmak çok kolay. Altta abone var. Subscriber. Abone ol. Tıklayın. Abone olun. Her hafta yeni videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Amerika'daki dostunuz, Amerika'daki emlakçınız olayım. Seviliyorsunuz. Bugün de bu kadar diyelim. Hakan Tuğan out. Evet arkadaşlar, evin dışarısı da böyle. Göstereyim sizlere. İkinci kattaydık. 38 numara. Buralarda park yeri arkadaşlar. Assign parking yok. Yani dilediğiniz yere park edebilirsiniz. Misafirleriniz de park eder. Site arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi köpeğiniz dolaşırsınız. Çimleri vesaire her şey onlar keserler. Kiranın içerisinde hiçbir sorun yaşamazsınız. Havuzu da var. Site içerisinde havuzuna da girersiniz. Biraz göstereyim sizlere bölgeyi. Bu şekilde. Bakın hep aynı binalar. Gayet ferah. Ağaçların içerisindesiniz. Temiz. Güvenli bölgeler arkadaşlar burayı. Yani arabanızı açık bile bıraksanız kimse bir şey yapmıyor. Ağaçların içerisinde güzel bir lokasyon. Düşünceleri alayım. Siz böyle bir lokasyonda yaşamak ister miydiniz? Yani Amerika'ya ilk gelirsiniz, buralarda çalışırsınız, buralarda yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Kirada kalabilirsiniz. Herkes için çok rahat olur. Otobüs duraklarına yakınsınız, alışverişlere yakınsınız. Walmart buradan 7 dakika. Türk restoranı açıyor. Buraya 5 dakika uzaklıkta. Gelin Türk restoranında çalışın. 5 dakika uzaklıkta yürüyerek de giden 15-20 dakikada giden yürüyerek. Arabayla da 5 dakika. Evet.